bugün günlerden okul günüydü. Ders sırasında oturup sıkıcı dersleri dinliyor, istemeyerek not alıyor ve teneffüs zilinin bir an önce çalmasını bekliyordu. Fakat Mert her sabah sırasında oturup sıkıcı dersleri dinlemek istemiyordu. Onun yerine evine gidip bilgisayar oyunları oynamak istiyordu. Bu yüzden derste kafasında okuldan kaçma planları geçirmeye başladı ve not alırken derslerin sıkıcılığına karşı daha fazla dayanamayacağını fark etti. Ve Sude'ye dönüp şöyle dedi. Artık yeter ya! Bu sıkıcı dersleri daha fazla katlanamıyorum. Ben okuldan kaçacağım arkadaşlar. Yalnız kaçacaksın. Önceden de plan yaptık, kaçamadık. Şimdi öğretmen var, güvenlik var, hatta kamera bile var. Nasıl kaçacağız? Şimdi daha önce plan yaptık, kaçamadık ama demek ki yanlış plan yapmışız. Sonuç olarak bir plandan hatalarımızı öğrenmiş olduk. Hatalarımızdan ders çıkararak daha iyi bir plan yaparız ve okuldan da kaçabiliriz. Katılıyorum. O halde arkadaşlar bugün okuldan kaçıyoruz. Benimle misiniz? Evet Mert, seninleyiz ama plan yapmamız lazım. Hadi öğretmenden izin alın da yanıma gelin. Hemen tamam, plan yapalım. Tamam, ben izin alayım. Şey öğretmenim, sınav arkadaşımızın yardıma ihtiyacı varmış soruda. Biz ona yardım edelim mi? Hadi gel Sude, yardım edelim. Sıla bak, soruyu şöyle yapacağız. Nasıl yapacağım ya? Nerede? Anlatsana. Tamam Mert'cim. Sıla'ya yardım etmek istiyorsanız tabii geçebilirsiniz. Tamam öğretmenim. Hemen Sıla'ya anlatıyorum. Sıla bana bak, iyi dinle beni. Son anlamazsan benim suçum değil ha. Mert. Şimdi senin kafanda bir plan var mı? Bir şey düşündün mü? Evet düşündüm. Arkadaşlar bakın, okuldan kaçmak için güvenlik kameralarını etkisiz hale getirmemiz gerekiyor. Doğru söylüyorsun. Çünkü güvenlik kamerasından bizi güvenlikçiler görebilir. Hı-hı. O halde ne yapacağız biliyor musunuz? İlk güvenlik odasına gidip güvenlik kameralarını etkisiz hale getireceğiz. Sonra da okuldan kaçacağız. Benimlesiniz değil mi arkadaşlar? Evet, senedeyiz de Mert. Güvenlik odasına girmek o kadar kolay değil. Hı-hı. Bunun için bir şey düşündün mü? Evet düşündüm arkadaşlar. Bakın okulun krokisini çıkardım. Oha Mert, bu ne? Arkadaşlar bu okulun krokisi. Şimdi bizim gitmemiz gereken yer güvenlik odası. Eğer güvenlik odasına gidersek arkadaşlar kameranı etkisiz hale getirebiliriz. Yalnız burada bir sürü güvenlik var. Güvenlikler gittiği sırada arkadaşlar biz hemen gidip güvenlik odasına girip kameraları kapatacağız. Sonra da hızlıca gidip okul çıkışından okuldan kaçacağız. Nasıl fikir arkadaşlar? Çok iyi fikir Mert. Çocuklar siz hani sana yardım edecektiniz? Orada fısır fısır konuşuyorsunuz. Geçin bakayım sıranıza çabuk. Şey benim, biz buradan okuldan kaçma planı... Ay ne saçmalıyorsun kızım ya sen? Bu ne okuldan kaçma planı ya? Biz burada şey yapıyoruz. Ben fenalaştım. Ben çok kötüyüm. Şey öğretmenim, Sıla fenalaştı da. Onu bir lavaboya götürebilir miyiz? Evet. İkimiz götürelim ama. Evet, ikiniz götürün, taşıyamazsınız yoksa beni. Evet öğretmenim. Hemen biz götürelim onu. Dayanamıyorum artık, hadi. Hadi götürün beni. Tamam kızım, çok geçmiş olsun. Çok fazla etrafta dolanmayın, tamam mı? Müdür sizi görürse bana çok kızar. Ay arkadaşlar, nasıl numara yaptım ama öğretmen de enayi. Sen de inandı. Neyse arkadaşlar, ilk aşamayı geçtik, tamam mı? Tamam. Sıra ikinci aşamada. İkinci aşamada güvenlik odasının içine girip kameraları devre dışı bırakmak. Hadi aç kızım kapıyı. Açıyorum. Aç bakalım. Açılmıyor. Kapı açılmıyor. Kapı kilitli. Şimdi ne yapacağız ya? Merak etmeyin arkadaşlar. Mert sarıda çareler asla tükenmez. Yanımda tornavida getirdim bugünler için. Çekelim. Kapıyı açıyorum. Çok zeki bir çocuk. Evet, açma artık. Arkadaşlar ucu girmiyor. Bize daha ince bir şey lazım. Bir dakika, var bir dakika. Evet benim var. Çok iyi bir fikrim var. Şimdi kafamda her zaman tel toka ile gezerim. Bulucu çok ince ve bu şekilde kapıyı açabiliriz. Sen harikasın Sıla. O halde arkadaşlar kapıyı açıyorum, izninizle. Aa, ucu kırıldı arkadaşlar. Of ya, of, şimdi ne yapacağız? Öğretmenler geliyorlar ya. Ne yapacağız arkadaşlar? Hey, siz ne yapıyorsunuz ha? Yoksa siz okuldan mı kaçıyorsunuz burada? Siz üçünüzün burada ne işi var? Söyleyin bana çabuk. Hey Burak, bizi rahat bırak. Evet, meşgulüz biz. Görmüyor musun? Gözlerim mi kör yoksa? Burak, bizimle uğraşma. Kendi işine bak. Meşgul musunuz? Aa, demek meşgulsunuz. Okuldan kaçmakla mı meşgulsunuz siz ha? Bakalım öğretmenlere ne açıklama yapacaksınız? Öğretmen mi? Aslında biz ne yapıyoruz biliyor musun? Öğretmenlere güzel bir sürpriz hazırlıyoruz. Evet. Sen de bu ekibe katılmak ister misin? Hem öğretmenleri mutlu edersin ve puanların da yüksek olur. Sürpriz mi hazırlıyorsunuz? Aa, nasıl bir sürpriz bu? Evet, sürpriz hazırlıyoruz Burak. Öğretmenler günü için özel hazırlıyoruz ve senin de yardımına ihtiyacımız var. Lütfen bize yardım et de öğretmenlerin gözüne gir, sana derslerinden yüksek not al. Tabii. Bana ne yapmam gerektiğini söyleyin. Hemen yaparım. Şey Burak, senden bir şey ricada bulunabilir miyiz? Şu yukarıdaki öğretmeni birazcık oyalayabilir misin? Birkaç dakika yeterli. Evet ya Burak, yukarıdaki öğretmen yüzünden sürprizimizi hazırlayamıyoruz. Lütfen birazcık oyala. Evet, oyalarsan ne yaparız biliyor musun? Sürprizin altına senin ismini de yazarız. Tabii ki de oyalarım. Bu benim için çocuk oyuncağı. Ay, yüksek not alacağım ya. Hemen oyalayayım hadi ben öğretmenleri. Teşekkürler Burak'cığım. Tamamdır arkadaşlar, Burak gitti. Hadi artık bir şeyler yapmamız lazım. Evet, kapıyı açmamız lazım.
ağzına Şaban'ı, başka tokalı ağzına, başka tokalı sana. Tamam, ben de ver. Ah, tamam ver. Bu sefer daha dikkatli olacağım arkadaş. Evet ver. Hadi aç şu kapıyı. Açıyorum arkadaşlar. Ah, açtım. Ah. Hadi içeri gelin. Ah, tamamdır arkadaşlar. Sonunda güvenlik odasına girdik. Gel Sude. Öğretmen falan geçebilir Hakan'dan seni görmesin. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi güvenlik kameralarını devre dışı bırakmamız gerekiyor. Eyvah. Güvenlik orada. Onu ne yapacağız? Arkadaşlar hiç merak etmeyin. Her zaman yanımda taşıdığım uyku spreyim sayesinde onu boyutabilirim. Ne yapacağım biliyor musunuz? Yanına gidip onun yüzüne bol bol uyku spreyi sıkacağım ki uykuya dalsın. İşte bu çocuk. İşte bu çocuk işini biliyor. Neden? Bağırma bağırma. Neden biliyor musun? Ben bugün okuldan kaçmak istiyorum. Yanımda bir sürü daha malzeme getirdim. Aferin sana. Neyse, zeki çocuk. O halde gidiyorum. Şunu birazcık bayıltayım arkadaşlar. Bana şans diyeyim. Tamam. İyi şans Armer. Ay şu sümüğü de bir çıkaramadı burnundan ya. Beter mi kokuyor? Bir koklayayım. Böyle bayılırsın işte güvenlik görevlisi. Tamam sen burada güzel güzel uyku ya da uyu. Ben de gidip arkadaşlarım okuldan kaçayım. Başardık, başardık. Vallahi Mert, helal olsun gerçekten. Sonunda bu güvenlik belasından da kurtulduk. Sıradaki şey gidip bilgisayarı devre dışı bırakacağız ki güvenlik kameralarına kimse bakamayacak. Arkadaşlar gülüyor musunuz? Okuldaki tüm herkesi görebiliyoruz o kameralar sayesinde. Gerçekten ben ara sıra buraya geleyim takılayım. Öğretmenlere bakın. Neyse arkadaşlar laptopu şimdi kapatacağım. Sonra da laptopu... Ne yaptın? Helal olsun gerçekten. Bir daha kimse bu bilgisayarı kullanamayacak. Neyse arkadaşlar neyse. Oyalanmayalım. Hadi artık hemen şu okuldan hadi kaçacağız. Arkadaşlar sonunda başardık. Okuldan kaçarız. Ne yapacağız biliyor musun? Sude sen evine gidince bol bol abur cubur yiyeceksin. Sen de en sevdiğin makyaj malzemelerini alıp makyaj yapacaksın. Ben de bilgisayar oynayacağım. Akşam da beraber oyuna gireceğiz. Anlaştık mı arkadaşlar? Anlaştık vallahi. O ver çıkalım hadi. Arkadaşlar alarm çalıyor. Bu nasıl mümkün olabilir ya? Biz tüm kameraları devre dışı bırakmadık mı? Nasıl oluyor da alarm çalıyor? Bilmiyorum ama bir an önce kaçmamız lazım. Evet evet. Hadi Sude kaçalım doğru söylüyor. Hemen kaçalım. Hey, ne yapıyorsunuz da siz burada? Nereye kaçtığınızı sanıyorsunuz? Mert, şimdi ne yapacağız? Şu kapıyı aç da kaçalım. İyi de sana kapı açılmıyor ki. Eyvahlar olsun. Tamam, o zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Üç deyince hızla kaçıyoruz. Bir, iki, üç, kaç! Hey durun! Nereye gidiyorsunuz? Aha da kaçıyorlar. Gelin buraya. Sizi var ya sizi. Arkadaşlar şimdi köşeye sıkıştık. Ne yapacağız? Eyvahlar olsun arkadaşlar. Bilmiyorum ne yapacağız. Bence en iyisi üstümüzü örtelim. Sakınalım. Yokmuşuz gibi davranalım. Ama o da olmaz ki. Eyvahlar olsun. Arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Üstümüzü örtelim ve yorganmış gibi davranalım. Belki bizi görmez. Evet doğru. Ne olabilir? Rahatsız ediyorum. Burada bir tane çanta var. Mert çık bir çık. Baksana burada bir çanta var. Bu çanta kimmiş? Aç bakayım bir. Allah Allah. Nereden çıktı bu çanta ya? Çantanın içinden bir tane kar maskesi çıktı. Tamam da İzmir'de hiç kar yağmıyor ki. Yoksa bu kar maskesini hırsızlık için mi kullanıyorlar? Bu çanta kimin ki? Bilmiyorum. Arkadaşlar benim Avengers'ım çıktı. Bu benimdi ve kaybolmuştu. Çantanın içinden çıktı. Tamam da bu çantanın içinden ne alaka ki? Neyse belki de kar... bir dakika. Bu benim Kaptan Amerika çantı. Bunu çalmışlardı. Hangi bir hırsız çaldı? Bunu da takacağım arkadaşlar, işte. Arkadaşlar çok fazla miktarda para çıktı. Bir dakika. Ben dün babaannem için para çekmiştim. Hastaydı. Şu an hastanede. O para mı acaba? Arkadaşlar kimin çantasıydı? Bir dakika. Orada bir kimlik vardı. Orada bir kimlik vardı paraların altında. Bakalım kimin çantasıymış. Hemen onu bul Mert. Allah bakıyorum. Allah. İnanın. Güvenliğin. Ayıklı güvenlik var ya bizim. Bu çanta onunmuş. Yani güvenlik hırsız mı? Evet hırsız arkadaşlar. Hey siz üç bücür. Demek gerçek kimliğimi öğrendiniz. Ama siz sanıyorsunuz ki beni şikayet edeceksiniz. Yok. Yok öyle bir şey. Bu saatten sonra konuşmaya haliniz kalmayacak. Sizi buraya kilitliyorum. Ömür boyu burada kalın. Çürüyecekseniz çürüyün burada. Hadi. Arkadaşlar sanırım sonumuz geldi. Bizim işimiz bitti. Burada kilitli kaldık. Of ya gerçekten bizi artık kimse kurtaramaz burada. Ben kapalı alanlardan çok korkuyorum. Yapacak bir şey yok Sude. Zaten burada bir nevi ömrümüzü çürüteceğiz yani. Arkadaşlar sesi duyuyor musunuz? Bu Burak'ın sesi. Bu sesler de ne böyle ya? Bu sesler Mert, Sıla ve Sude'nin sesi. Buradan geliyor. Dur bir açayım. Siz ne yapıyorsunuz burada yahu? Burak başımıza neler geldi bir bilsen. Evet güvenlik görevlisi hırsızmış. Ve biz de onun hırsız olduğunu öğrendik.
O da bizi yakaladı ve buraya kilitledi. Evet Burak, sen olmasaydın kurtulamazdık. Şimdi biz müdüreye gidip her şeyi anlatacağız. Ve bir sürü kanıtımız da var. Evet, bu çantada. Evet. Kanıtlarımızla gideceğiz. Baksana Burak, benim tacımı bile çalmış. Biliyorum umurumda değil ama söylemek istedim. Neyse Burak, sen de git okul magazin haberlerini haber ver. O kızların hepsi yazsın. Güvenliğe mısırsız çıktı, hırsız. Evet. Biz de hemen müdürün yanına gidelim. Bütün bu olanları ona anlatalım. Anlaştık mı Burak? Tamam, anlaştık arkadaşlar. Hadi gidip ben hemen magazine haber vereyim. Sonra tüm kızlar beni görsün ve beni çok sevsin. Ay yaşasın. Kız arkadaş yapacağım. Ay. Arkadaşlar, Burak magazin haberlerine gittiğine göre biz de müdüre gidip de şu güvenlikçi işinden attıralım. Anlaştık mı? Tamam, anlaştık. Hadi o zaman yürüyün arkadaşlar, gidiyoruz. Demek öyle çocuklar. Siz hiç merak etmeyin. Ben bu güvenliğin işini bitireceğim. Onu polise teslim edeceğim. Çok teşekkür ederiz müdür bey de. Sizden bir şey rica edeceğim. Şu güvenlik bize dik dik bakıyor da. Lütfen onu kovar mısınız ya? Korkuyoruz. Evet ya, bizi rahatsız ediyor. Oğlum ne diyorsun lan? Oraya gelirsem kafamı kırarım ha. Yürü git lan buradan, seni pis hırsız. Bir de güvenlikle okula almışım ben bunu. Yürü. Teşekkür ederiz müdür bey. Arkadaşlar, okuldan kaçamadık ama bir hırsız yakaladık. Sonuçta bu da önemli bir şey. Arkadaşlar, videoyu sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Öptüm. Bay bay.